İçişleri Bakanıyız. Yarın belki değiliz. Buradan gideriz. Belki bir daha gelişimiz olmaz. İçişleri Bakanı söze böyle girdi. Devamında helallik istedi. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum. Süleyman Soylu bugün AK Parti Orta Hisarı İlçe Gençlik Kolları Kongresi için Trabzon'daydı. Gençlere öğüt verirken sık sık geri adım atmanın erdeminden bahsetti. Bunları ben size son kez söylüyorum. Geri çekilmek de değerlendir. Geri adım atmak da değerlendir. Sonra sözü kendine getirdi. Adeta veda eder gibiydi. Bilmenizi istiyorum. Nefsim için, kişiliğim için, bir büyük davanın bir çapağı olsam bir iki kendimi yok ederim. Bakan devamını da aynı perdeden getirdi. Biz ayakla adamlarız. Eğer sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa da geri çekilmekten hiçbir zaman ama hiçbir zaman vazgeçmeyin. Cümlelerini Erdoğan'a bağlılığını anlatarak bitirdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir referiyim. Hangi görevde olursam olayım. Recep Tayyip Erdoğan'ın referi olarak hayatıma devam edeceğim. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum. Süleyman Soylu istifa edecek mi? Bu sorunun yanıtı bugün belli değil, ancak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan kritik bir açıklama geldi. Şöyle dedi Yazıcı: kadrolarımızı pozisyon itibariyle değiştirip dönüştürüyoruz ama hiç kimse kongre vesilesiyle AK Parti ailesinin dışında asla değil. Herkes ailenin içinde, bu bayrak yarışı.